Şimdi aralarında müvekkillerimiz Erhan Yıldırım, Halil Dağ ve İbrahim Sağır'ın da bulundu. 13 şüpheli. Daha önce 6. ayın 10'u 2014 tarihinde ifade verdikleri ve serbest kaldıkları konudan yeni herhangi bir delil olmadan, yeni herhangi bir gelişme olmadan, dosyada suç vasfında herhangi bir değişiklik olmadan dün akşam saat 19 itibariyle haklarında bir gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararına baktığımızda bu gözaltı kararının terörle mücadele şube müdürünün hazırlamış olduğu, özenle seçerek hazırlamış olduğu liste üzerinden, talep üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. CMK 91 açık şekilde daha önce ifadesi alınıp serbest bırakılan kişiler her ne kadar suç ceza mahkemesine sevk edilip suç ceza mahkemesi tarafından serbest bırakılan kişi diyorsa da ceza mahkemesi yasası, bize göre soruşturma aşamasında serbest bırakılan, ifadesi alınan ve serbest bırakılan kişinin daha sonra aynı konuyla ilgili yeni bir delil ortaya çıkmadan, yeni bir suçlama ortaya çıkmadan gözaltına alınması açık şekilde usul ve yasaya aykırı. Bu nedenle biz itirazlarımızı nöbetçi suç ceza hakimliğine yaptık. Bu sabah itibariyle, çünkü dün gece saat 9.45 itibariyle bu itirazımızı hazırlamıştık, vermek istemiştik. Fakat adliyede nöbetçi hakim ya da nöbetçi savcı, nöbetçi memur dahi kimse bulamadığımız için, kimin nöbetçi olduğu dahi belli olmadığı için itirazımızı veremedik. Ancak sabah saatleri itibariyle itirazımızı verme şansımız oldu. Umarım bir an önce değerlendirilir ve bu hukuksuzluğa bir an önce son verilir. Soruşturmanın içerisindeki suçlamalarla ilgili esasa ilişkin bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü burada bu çok geniş bir zaman alacaktır. Esasa ilişkin olan kısımları da çok derin hatalara düşüldüğü ve bize göre de suç oluşturulmaya çalışıldığı, esasen ortada bir suç olmadığını söyleyelim. Daha sonra bunların detaylarını da soruşturma genişledikçe vermeye çalışacağız. Bugün itibariyle şunu söyleyebiliriz. Bu soruşturmada 3 ay önce ifadesi alınan kişiler vahiy inmişçesine 60-70 kişilik şüpheli listesi içerisinden vahiy inmişçesine tip not dosyası üzerinden 13 kişi tespit edilerek saat 19 itibariyle gözaltına alınması talep ediliyor ve sorgusuz sualsiz bunların içerisinden biri dahi değiştirilmeden, şu olmaz bu olur şeklinde bir yorum dahi yapılmadan soruşturma makamı tarafından terörle mücadele şube müdürlüğünün vermiş olduğu liste blok liste halinde gözaltı kararı veriliyor. Şimdi bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur, hukuki yanı da yoktur. Biz bu itirazlarımızı yaptık. Umarım itirazdan olumlu netice alırız. Umarım talihsiz bir hukuk adına talihsiz bir tutuklama ya da benzeri bir sonuç ortaya çıkmaz. Dileğimiz bu yöndedir. Teşekkür ederim.